Evet. 13 Eylül 2017 Antalya ili Kumluca ilçesindeyiz. Gödene'deyiz. Altınyaka. Altınyaka. Altınyaka mahallesinde. Aziz Demirel. Aziz Demirel, evet. Rekor gelişim müşterimiz. Burada ayva bahçelerinde belli bir kısmında denediler. Bu parçasını denediler. Birden fazla ayva bahçesi var. Aziz Bey, burada ayvanızı kullandınız. Bu ağaçlarınız burası kaç dönüm? Ne kadar bir alan? Dikili olan yer 3 dönüm. 3 dönüm bir ayva bahçesinin tamamında kullandınız. Burada deneme yaptınız. Evet, deneme tamam. Amaçlı. Evet. Ağaçlarınız 7 yaşındaydı değil mi? 7 yaşında. 7 yaşında bir ayva bahçesi. Şimdi burada rekor gelişimi kullandıktan sonra bu sezonu da değerlendirerek, yani bu senenin içinde gelişen hastalıktır, iklimsel sorunlardır. Bunları da göz önüne alarak burada neler gördünüz? Neler oldu yani ağaçlarınızda? Yani bir güzellik, bir fark gördük. Şöyle bir gösterelim şu tarafa doğru. Evet. Şöyle bahçeyi gösterelim. Evet, dinliyoruz. Şöyle yürüyelim yavaş yavaş da. Bahçemizi de görelim. Her yerinde aynı olduğunu. Siz anlatmaya devam edin. Evet. Yani öbür bahçeden daha farklı. Şimdi mesela buradaki farklılık ne görüyorsunuz? Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle. Evet. Güneşi arkamıza alalım. Öbür bahçenize göre burada neler mesela farklı? Meyve tutumundan sürgününe kadar bahseder misiniz? Meyve tutumu farklı. Sürmesi farklı. Doğru, yani bu sene daha mı çok? Kalite olarak öbür bahçelere göre. Farklı. Öbür bahçelere göre daha iyi. Evet. Canlılık anlamında ağaçların diriliği, canlılık canlılığı. Var. Canlılık var, farklılık var. Güzel, memnunuz. Peki şunu soracağım. Şimdi bu sene burada bu bölgede bir hastalık zuhur etti. Yani bir hastalık var. Yeni görülen bir şey var. Evet. Bununla alakalı bu bahçenizde çok fazla bir şey görünmüyor. Hiç görünmeyecek kadar az. Yani evet, görünmeyecek kadar az. Yalnız bazı yerlerde, kullanmadığımız yerlerde bu hastalık daha çok oldu. Yani yıpratıcı bir şekilde. Yani bahçenizi söktürecek kadar ağaçları yıpratıyor. Tabii. Anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle meyvelerini de gösterelim. Bunun bir çeşidini biliyor musunuz? Yani nedir, ne şeydir, türüdür? Yok, çeşidini bilmiyorum da yani bizim aradığımız bir meyve olması lazım bu. Hı hı, evet. Yani geçerli bir meyve, tutulan evet. Bir meyve olması Tohrunuzun lazım. Tohrunuzun sıklığı gayet iyi. Şöyle evet. Gidelim ileri doğru. Tabii bunların hasatına daha var. Ne kadar zaman var tahmini olarak? Bir ayı geçecek. Bir ayı geçer. Bugün evet, 13 Eylül. Bir buçuk ay diyelim. Yani Kasım'ın, Ekim'in son haftası ya da Kasım'ın ilk haftası gibi. Ekim'in son haftasına kadar. Daha bunlar irileşecek. 20'sinden 30'una kadar Ekim'in 20'sinden 30'una kadar. Evet. Gidelim toplanır. Şöyle. Devam edelim. Yani bu tüm ağaçlarınızda aynı şeyi görebiliyoruz. Evet. Yani bu sene sezon itibariyle sıcak bir yıl. Doğru mu? Evet, sıcak bir yıl. Sıcağın bol olduğu bir yıl. Sıcağın bol olduğu bir yıl. Evet. Bölgede bazı yerlerde de dolu yağışları vesaire de olmuş. Oldu. Dönemsel olarak. Şöyle. Burada peki şunu soracağım. Yani sulamanız, burada su sorununuz yok. Sulama yapıyorsunuz. Evet. Suyla alakalı, toprağın suyu emişiyle alakalı, toprak yapısıyla alakalı bir gözlemleriniz oldu mu acaba? Ya biz buraya bir toprak çektirdik yani dışarıdan. Tamam. Kendi orijinal toprağı değil, dışarıdan biraz. Şeyi anlamında, rekor gelişimi kullandıktan sonra bir toprakta bir farklılaşma gözleminiz var mı? O anlamda sordum. Bir kontrol yaptınız mı? O teknik kontrol yapmadık ama görünür derecede yani bir iyileştirme sağladı diyorsunuz. Tabii. Şöyle şuradan baktığımızda zaten ağaçların tepe sürgünleri vesaireleri, ağaçlar da dolu. Şöyle görünüyor. Yanaşalım. Yani geziyoruz ki burada üreticilerimiz diğer ağaçların da aynı doluluğa ve aynı sürgün yapısına sahip olduğunu görsünler. Şurada evet. Meyvesinden sonra gelecek yıl sürgünleri en iyi şekilde yapmış. Burada peki sizden başka, yani bu ürünü alan üreticilerimiz de var. Bunlarla ilgili hiç görüşüyor musunuz? Soruyor musunuz onların memnuniyetlerini? Görüşüyoruz, memnuniyetlerini duyuyoruz. Aha. Sizin haricinizde onların da memnun olduğunu duyuyorsunuz. Duyuyoruz. Biz de mümkün olduğu kadar bundan sonra kullanmak istiyoruz. Anladım. Şöyle geçelim şuraya biraz daha. Rekor gelişimi Türkiye'deki ayva üreticileri, meyvecilere,
Tavsiye eder misiniz? Ederiz tabii. Yani şunu sormak istiyorum. Şu görüntüde baktığınız zaman ağaçlarınızdaki sağladığı verim artışı, tabii ki bunlar daha irileşecek. 1,5 ay daha süre var. Evet. Rekor gelişime verdiğiniz paranın karşılığını size veriyor mu? Verir inşallah. Öyle bekliyoruz. Tabii burada şöyle bir şey var. Rekor gelişim hayvanın fiyatını belirlemiyor ama kalitesini arttırarak size verimini arttırarak desteğini sağlıyor. En azından temiz, pürüzsüz, güzel bir meyve elde ediyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi bize gezdirdiğiniz, görüşlerinizi paylaştığınız için bol bereketli, hasatlı günler diliyoruz. Gelip ilgilenip görüşlerimizi aldığınız için biz de teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz.